Merhabalar efendim. İhmal edilebilir nasihatlerde Alev Alatlı ve Süleyman Seyfi Öğen hocamla birlikteyiz. Hoş geldiniz diyorum her şeyden önce. Nasihatnamenin ikinci cildinin girişinde diyorsunuz ki dünyaya dair gerçekleri yeni yeni keşfettiğimiz bir süreçtir yaşadığımız. Yeniden öğrenmeye üşenmeyin, ezber bozmaktan yüksünmeyin, gözleriniz fal taşı gibi açık, zihniniz kılıç gibi keskin olsun. Küsmeyin, siz de kendi ev ödevinizi yapın. Aslında bugünkü program biraz böyle bir ev ödevini başlangıcı. Çünkü Amerika Temsilciler Meclisi 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanımlayan kararı onayladı. Şimdi küsmeyin, ev ödevinizi yapından yola çıkarak bu kararı nasıl yorumladınız ve burada bizim ev ödevimiz ne olmalı diyerek başlayayım efendim. Buyurun. Önce bir kere bir geriye yaslanıp bir güzel gülmeliyiz. Değil mi? Canım tabii ya, bu kadar aşağılık bir şey mi olur? Bir şeye kızıyorsunuz. Sonra onun intikamına çocuk gibi. Yani. Şey gibi düşünün, biz neye kızmış olabiliriz? Mesela F-35'leri diyelim vermediler veya bir şey. Bir şey sinirlenmişiz. Neye sinirlenmişiz? Bizim Hakan Atilla'yı hapsetmelerine sinirlenmişiz. Müthiş kızmışız. Peki şimdi ne yapacağız bunun karşılığı? Bunun karşılığı olarak gideceğiz. Diyeceğiz ki siz 2. Dünya Savaşı'nda Japonları esir kamplarına aldınız. 90 bin Japondur rakamda. Japon vatandaşlarınızı kamplara aldınız. O insanla şöyle zulmettiniz, böyle zulmettiniz deyip meclisten karar çıkartacağız. E çıkaralım, biz de çıkaralım, ne olacak? Ha, daha da iyisi var tabii. Sonra onların içerisinde ilk değildir, son da değildir. Malum o meşhur gözyaşı yola hikayesi var. 1830 Kızılderilileri tehcir ettikleri yer. Zaman. Şimdi o tabii çok tuhaf bir şeydir. Çünkü 8200 küsur kilometrelik bir mesafe. 9 vilayet, eyalet. İstanbul'la Cape Town'un arası küçücük ama aynı mesafedir. 8300 kilometre. Şimdi mesafeyi düşünün, adamları nasıl itiyorsunuz yani? Evet, evet. Nasıl bir yol? Bitmez, tükenmez bir uçak şey. 12 saatte falan gittiğiniz tabii, bir yolculuktan tabii, söz ediyoruz. Tabii, tabii. Yani bence pratikte yapılacak iş tehcire tehcir çekmektir. Hemen birleşelim. İkna edecek partilere hemen biz de bir deklarasyon yayınlayalım. Birden fazla mesela. Ama tabii Amerika gibi bir etkimiz olmaz yani burada. Buradan bunların ne etkisi olacak ki? Yol oyunu, yani zor oyunu bozar Ayşe Hanım. Senelerdir yapmadık diyoruz. Yapmadık, yapmadık. Arşivleri de açmamıza izin vermeyen adamlar bunlar. Ne olur, yani ne olacak bunun sonucunda? Oynamıyorum. Siz özellikle Hristiyanlığı bilmeden Batı'yı anlamamız mümkün değil, değil tabii, diyorsunuz. Aslında tabii, biraz bu programın içeriğinde de bu arka tabii, planı anlama gayreti var. Bu Hristiyanlık tarihinin bu olaylarda da etkisi, rolüne biraz buradan aslında belki başlamakta fayda var. İsterseniz hocama da bir tabii, konuda fikrini bir sorayım. Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Buna tabii katılıyorum ama bunu tehcir olarak görmüyorlar ki. Bir kere oradan çıkartmışlar. Nasıl efendim? Bunu tehcir olarak pek değerlendirmiyorlar. Soykırım. Soykırım diyorlar. Aman canım yani evet. Bu biraz tabii başka bir mesele. Yani biz buna tehcir diyoruz. Bunu mesela Türkiye Cumhuriyeti resmi siyasette kabul ediyor. Ve savaşın sorunlu şartları itibariyle bir yere koyuyor. Yani şunu demek istiyoruz. Yani sen Japonlara 2. Dünya Savaşı'nda ne yaptıysan biz de 1. Dünya Savaşı'nda bunu yaptık. Fakat bununla kalmıyorlar. Bu soykırım kavramını zorluyorlar. Esas mesele bence biraz da o. Bu soykırım meselesini ilk defa hani böyle literatüre sokmak falan biliyorsunuz. Holokost yani bu Yahudilere yapılan bir şey. Evet. Sonrası. Şimdi bu Yahudi kırımını, soykırımını gerçekten de öyle. Ne hazırlıyor? Ona bir bakmak gerekiyor. Bunu hazırlayan şey bir kere çok ileri bir modernlik, çok ileri bir bürokratik akıl, çok mahir, kurt, profesyonel muazzam bir arka plan, teknoloji,
vesaire. Yani Batı'nın ne kadar övündüğü şey varsa bunları tam kapasite kullanarak akıl dışı bir şeye doğru sevk ediyor. Hey, hatırlar mısınız Nürnberg'de Himmler? Evet. Himmler sorguya çekilirken hakim nasıl öldürdünüz bu kadar adamı der. Himmler'in şöyle bir geriye çekilip şöyle bir düşünmesi var. Şey diye cevap verir. Vallahi işte adam başına öldürücü gaz şu kadar metreküp, odanın metreküpü şuydu, şu kadar adam içine tıktığımızda şu kadar dakikada diye derhal. Mühendis evet. Dediniz. Evet. Tam bir teknik. Tam bir teknolojik mesele tabii, bu. Tabii, yani şey, tam bir teknik. Bu aslında modernliğin... Şeytani bir şey aslında. Evet tabii. Yani modernliğin işte rahmani bir şey olmadığını, çok akıl yüklü bir şeyin nasıl akıl dışı amaçlar evet. için seferber edileceğini gösteriyor. Tabii şimdi buradan doğan sonuçlar var. Sonuçta Yahudiler bütün bu bedelleri ödedikten sonra bir fırsat da ele geçirdiler. Yani yüzyıllarca tanımayan, şimdi biraz sonra herhalde Alev Hanım onların ayrıntılı arka planını bize anlatacaktır. O Yahudi düşmanlığının vardığı bu yüksek aşamayı, bu öldürücü, yıkıcı aşamayı sonuçta yeni bir varoluş şeyi haline, zemini haline getirdiler. Onlar da bunun endüstrisini kurdular ve tek bir şeyde direniyorlar bugüne kadar. Holokost eşsizdir, tektir, biriciktir. Ve sadece Yahudilere, ve sadece Yahudilere yapılmıştır. Şimdi bunun baskısı altında her sene 30 tane film çekiyorlar. Propaganda faaliyetleri devam ediyor vesaire. Ve Hristiyan Batı'yı bunaltmış vaziyetteler. Şimdi ne yaptı Hristiyan Batı buna karşı? Bir, ikrar etti. Nedamet getirdi. Yani günah çıkarttı. İki, bu suçlamayı rutinize hale getirdi. Yani işte her bir işte seneyi devriyede bir işte kendine bir çeki düzen veriyor, kurbanları anıyor vesaire. Fakat bu rutinleşmenin bir avantajı şudur, rahatlatır. Duyguyu ortadan kaldırır. Bilgiyi bırakır, duyguyu ortadan kaldırır. Bu avantajı kullanıyor Hristiyan Batı. Ama buna rağmen bazen bunalıyor. Ve o rutinden çıkmak için suç ortağı arıyor. İşte bu Avrupa sahanın yükselişinde... Değil mi yani? Bunu Türkler de yaptı. Yani en kolay işte Türkler ya. Hatta Türkler onlardan önce yaptı falan. Ama şimdi sorgulamak lazım. Öyle bir teknolojimiz yoktu ki. Öyle bir bürokrasimiz yoktu ki. Fakru zarı içerisinde Birinci evet. Dünya Savaşı'nı yürütmeye çalışıyor. Hiç bu kadar derin düşündüklerini zannetmiyorum. Bu topumu alıyorum gidiyorum kadar şey. Aşağılık adi bir iş bu. Muhakkak. Ha, ama şu farkla şimdi Pelosi var başında işin. Bu temsilciler meclisi. Temsilciler meclisi. Şimdi Pelosi yıllardır bu işin peşindedir. Çünkü Kaliforniyalı oy aldığı yer orası Fresno. Evet. Şeylerin Ermenilerin olduğu yer. Senelerdir bu kadın Ermeni şeysiyle hareket eder. Parasıyla hareket eder. Şöyle bir geriye baksanız ne zaman bu işe gelmiş olsa gündeme gelmiş olsa bunun arkasında bir şey vardır. Bu Pelosi vardır. Pelosi'nin ilk defa biti kanlandı. Çünkü Pelosi bir ev hanım. Son tarihinde Pelosi'nin çok zengin bir koca. Oradan büyük para var. Ama yani ne bir kariyer ne şu ne bu böyle bir ele gelir hiçbir tarafı olmayan bir hatun. Ve her dediğim gibi her seferinde bu Fresnoğlu Ermeniler kanadıyla getirirdi zaten. Bir biçimde zıp zıp zıplardı. İlk defa sizi temin ederim bunun bu hale gelmesinin Ermenilerle falan çok uzun böyle ilgisi de yok. Yok tabii tabii. Hayır tabii, efendim tabii. Bu Trump'ın şeyine basmak. Tabii tabii. Evet, kuyruğuna basmak. Tabii ki. Trump'ın kuyruğuna basacak. Tabii, öbür taraftan tabii. Efendim biz şeyde güçlüyüz. Söyleyin adını. Mecliste güçlüyüz imajını vermek. Ve Trump'a dur diyebiliriz. Güya yani. İşte böyle bir katun hiç olmadık bir yerden ortaya çıkıp karşısındakini dövmeye kalkabilir. Bu böyle bir katun. Yani benim hep tarzım zaten malum şahsa inmek bu. Kim bu diye baktığım için böyle biri bu. Şimdi hem demokratları hem elitist muhafazakar cumhuriyetçileri birleştiren
bir şeyi var, ne bileyim bir hınç yüklü bir birikimi var. Bunu Ermeni meselesi üzerinden açığa çıkarttı. Burada tabii, Amerika bu. Muhafazakarları içinde Pelosi nereye düşüyor? Pelosi? Valla Pelosi Kaliforniyalı. Kaliforniya bir alemdir ha. Hani Kaliforniya'nın kendi dini vardır. Yarı pagan, yarı hippi. Liberal. Ama onu bırakın para. Hanımefendi, oy deposu. Bakın iki yer vardır o oyların güçlü bir şekilde Ermeni oylarının toparlandığı. Biri Kaliforniya ve Fresno. Bu kadının olduğu yer. Ötekisi de şeydir, Massachusetts. O Latin Amerika'daki şeyler de öyle herhalde, değil mi? Onlarda da böyle bir Ermeni nüfusu Latin Amerika'da, işte Uruguay parlamentosuna böyle bir karar aldırıyor. Lübnan'da da var. Lübnan'da da var veya Arjantin'de filan. Dünyanın yani. En kolay şimdi de bizde olsa bizde aldırır mıydık yani? Hiç bizi aldırırsa tabii çok ciddi insanlarız ama. Ay ne bileyim Allah'ın derdi bir iş olmuş bilmem kaç sene evvel o ona onu yapmış. Tamam tamam diye el kaldırıp indiriyorsun da yani. Tabii oy verenler açısından yani, baktığınızda yani, böyle bir derin düşünce. Haritada yerini gösterecek kadar cahil insanlar. Soykırımın sonuçlarını konuşurken, söylerken işte bir Avrupa'nın kendi suçuna, günahına bir ortak arama söylediniz. Tabii Avrupa'da ama, daha çok o. Bir diğer şey de tabii finanse etme. İsrail Devleti'nin finansörü Almanya'nın soykırım da verdiği paralarda ciddi bir rakam var. Her yıl Almanya hala ödüyor bildiğim ödüyor kadarıyla tabii. Daha ödeyecekti. Evet evet ciddi bir rakam. Şu an rakam aklımda yok. Ciddi bir para Alman hükümeti İsrail'e soykırım cezası olarak ödüyor. Yani şimdi bir de böyle başka bir bütçesel. Canım tabii yani buradan bu karar çıktı. Biz de ya hay Allah deyip herhalde selam duracağız bu karara. Sonra ne arzu ederdiniz bilmiyoruz. Hani kaç para verelim size. Ay aman biz ettik siz etmeyin mi diyeceğiz taf yani. Şöyle Ermeni diasporasında bu paralar hesap ediliyor. Bu rakamlar üstünden ciddi olur. Bir söylem var işte şu kadar kişi şu kadar rakam sayılar filan. Evet, bayağı yaşasalar, bir işin bir matematiği var. Şimdi biz tabii programın içeriği itibariyle aslında gündem ve günceli evet. Değil arka plana döneceğiz. Evet. Gözündeki Mert'i görmeyen alemin gözündeki çöpü görür diye bir deyim var. Evet. Bu deyim nereden çıkmıştır hocam? Tuzak kuruyorsunuz bana. Bu şeyle ilgili yani Amerikalıların yaptığı hikayesidir bu. Kendi Mert'i görmez gözündeki. Bir Türk atasözü değil görür. Bu. Hayır bu İncil'den bu. Ben de çok uzun zaman şey zannederdim. Bizim atasözümüz zannederdim değil. İncil, Matta'dan. Matta İncil'inden. Şey hatta aldım da bir size durun okuyayım onu. Türkçesinin kusuruna bakmayın çünkü eski bir çeviri şeyden. Yani kutsal kitaptan doğrudan çeviri. Diyor ki hükmetmeyin ki hükmü olmayasınız. Hükmetmeyin ki hüküm olunmayasınız. Size de hükmetmesinler anlamında. Diyor İsa Mesih. Çünkü ne hükümle hükmederseniz onunla hükmolunacaksınız. Ölçürüz ölçü ile de size ölçülecektir. Ne yaparsan elirle gelir seninle hikayesini. O hikaye. Ve niçin kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği seçmezsin? Yahut nasıl kardeşine bırak gözündeki çöpü çıkarayım dersin? İşte mertek senin gözünde. Ey iki yüzlü, önce kendi gözünden merteği çıkar. O vakit çöpü kardeşinin gözünden çıkarmak için iyi görürsün. Tabii Türkçesi kötü ama tembihin fevkalade isabet olduğunu herhalde kabul edersiniz. Yani ve bu bence bir faciadır. Yani bir bu kadar yere göre güya koyamadıkları İsa Mesih bunu söylemiş olsun veya söylendiğine inanılmış olsun. Bir o kadar önemlidir bence fark etmez. Şu vuku hikayesi. Ondan sonra siz kalkın. Hiç. Bu söze muhalif. Böyle bir şey yapmayın. Ama görmemiz gereken bence bir şey var. Anlamamız gereken. Şimdi Godhead derler. Bu Godhead teslis aslında. Yani üç bir arada. Godhead. Bayağı God ve Head kapalı anlamında. Yani işte kutsal ruh baba ve oğul üçlüsüne Godhead denir. Bunlar bir bütün. Bir set. Evet. Bir set. Yani Allah seti gibi. Tövbe. Çatarı seti gibi bir laf. Tövbe yani. Efendim,
Şimdi bu Gadhe denilen şey ya güven olmaz Hristiyanlıkta hiç. Ama hiç güven olmaz. Caydırıcılık bağlamında da güven olmaz. Yani kötülüğe karşı caydırıcılık bağlamında da güven olmaz. Tek nedeni de şu. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Yani biz deriz ki hani bunun yatacak yeri yok. Dediğimiz bir laf vardır. Yani günahları fersah fersah yatacak yeri yok. O kadar eminizdir ki yani cehenneme bile almazlar gibi. Bu böyle bir kelimenin Hristiyanlıkta karşılığı yoktur. Çünkü Gadhe'de gele işlenen suçlar doğrudan işlenir. Yani Allah tövbe. Yani bu kelimeyi çok söylüyorum. Gad dedikleri. Tanrı diyelim belki daha. İşte ama Tanrı da Türk ya diyemem. Yani Tengri'den geliyor. Peki. Onu da yapamam. Gad diyeceğim en iyisi. Şimdi günah onların pratiğinde Gad'a karşı işlenen günahtır. Başka insana karşı işlenen bizim günah dediğimiz şeyler sayılmaz. Çünkü biz günahı ve suçu neredeyse şanlımda kullanırız. Hatta işte helal midir, yasal mıdır filan lafları da buradan çıkar. Ve ikisi birleştiği sürece bizde anlamlıdır. Doğru mu? Burada öyle değil. Ya işlediğiniz suç hep şeye karşı. Yani ben bir insana zarar verdiğimde Hristiyanlığın ilahiyatına göre bir suç işlemiş olmuyorum Allah katında. Hayır, olmuyorsunuz. Olmuyorsunuz. İşte problem de buradan zaten. Daha ceza görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. O ceza seküler bir cezadır. Onu yargı verir. Ha şöyle diyebilirsiniz biraz daha derinlikli git götürüp. Peki bu yargı oluştururken hiç mi işte dini duyarlılıklardan yararlanılmadı falan? Tabii ki vardır her zaman. Tabii ki vardır. Ama kesin ayrım vardır. Tanrı'ya karşı işlenen suçlar ayrıdır. Efendim, insana karşı, insanı karşı işlediği şeyler İsa'ya ait olanlar ayrıdır. Sezar'a ait olan suçlar ayrıdır. Şimdi bu çok zor bir iştir. Neden? Bizcileğin toplumlar için hala Hristiyan tanrısının iyi niyetini devreye gireceğini uman toplumlar için bu çok tuhaf bir durumdur. Ortada kalırız. Yani hiç mi acımaz mesela? Hayır, acımaz. Yani İncil'de veya İncil'in işte farklı yorumlarında hiç işte insan mesela bir sana birisi bir yanağına vurursa öbür yanağını çevir gibi hani bizim çok bildiğimiz gibi böyle hani insana zarar vermeyi engelleyici şey emir yokmuş. Bir on emir vardır mesela işte bütün dinlerin ortak şeyi öldürmeyeceksin, işte zina yapmayacaksın filan diye giden çalmayacaksın filan. Yani bunların hiçbirisi Hristiyanlık ilahiyatının içinde bir ne diyelim suç teşkil etmiyor mu? Hiçbiri suç teşkil etmiyor diye bir şey yok. Hani tabii ki iç içe girdiği durumlar var. Sonra suç kavramı nereden geliyor? Her suç kavramı bir tür uluhiyetle birleşik gelir. Bir divinity ile ilahi olanla bir tür ilişkisi zaten vardır. Bunlar doğru. Söylemeye çalıştığım caydırıcılığı yoktur. Yani insanı karşı işlediği suçları caydırmaz şey. Gadhed. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ve şunu da size birazcık bunu konuşacağım da başka çare yok. Bunu evet, açıklamam tabii. Lazım. Şimdi bakın Ayşe Hanımcığım. Şöyle görün. İnsanileştirilmiş bir God tahayyül etmeye çalışın. İyice insanileştirilmiş bir God dahil etmeye çalışın. Bu insanileştirilmiş God sizinle düpedüz yarışır. Ve kendisi için istediği şeyler vardır. Bana şöyle tapacaksın, böyle tapacaksın. Kızdırmayacaksın. Benim için işte şöyle adak keseceksin, böyle bilmem ne yapacaksın falan. Yahova'ya bakın. Yahova bunun çok iyi örneğidir.
Ve bunu yapmazsanız benim için sizi şöyle asarım keserim bilmem ne falan. Yahut da hiçbir şekilde bir başka insanı bunu yaparsanız seni asarım keserim demez. Doğrudan kendisiyle insanoğlu arasındadır. Nitekim Kutsal Kitab'ın ahit lafına da dikkat edin. Birinci eski ahit, yeni ahit. Ne ahit? Ve konuşulmaya başladığı zaman, anlatmaya başladıkları zaman God'la yapılan bir mukaveleden bahsedilir. Ahit bir mukaveledir. Birincisi de bir mukavele, ikincisi de bir mukavele. Yaradan'la mukavele yapıyorsunuz. Bu ne demekse? Böyle bir şey mukavele ve bu mukaveleye uymadığınız takdirde başınıza gelmeyen kalmıyor. Şimdi bir adım atın bunu daha ileriye. Dolayısıyla siz ne yaparsanız yapın. Hangi sevap bizim anlamda, düşündüğümüz anlamda. İşlerseniz işleyin. Ne kadar iyi bir insan olursanız olun. Bu God'ı memnun etmeyebilir. Memnun etmeyebilir ve hiçbir şekilde cennete giden yolları size açmayabilir. Açmak zorunda değil. Hiç fark etmez. God'ın kimi cennetine alacağı tamamen keyfidir. Öyle yazar, istediğini alır, istediğini almaz. Ve siz çok iyi bir insan iseniz iyiliğinizde de kalır gidersiniz. Bu şey çok şeydir bu. Çok. Şimdi kiliseye bağışlar filan burada bu başka bir kategori. Hayır, hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Kiliseye bağışı siz kiliseyi şey diye görmek zorundasınız. Yani Katolik kilisesini. Devlet gibi görmek zorundasınız. Eğer siz o bağışı yapmaz iseniz çocuklarınızın efendim gayrimeşru olmadığına dair kağıdı alamazsınız. Bu kadar basit. Bunu görün. Yani hiçbir zaman kiliseye Tanrı için bağış yapılmaz. Kilisede oturanlar için bağış yapılır. Yaşayanlara. Bir de şunu da unutmayın. Nihayet Hristiyanlık imparatorluğu döküldüğü dönemde, Batı Roma'nın döküldüğü dönemde işte Germen kavimleri oradan tırtıklıyor, bunlar tırtıklıyor falan filan. Can simidi olmuştur şeye, imparatorlara. Tabii ve kime? Habsburglara. Habsburg dediğiniz nedir Allah aşkınıza? Habsburglar senelerin hanedanı ve şey pagan iken efendim Hristiyan olurlar ve başlarlar imparator vermeye şey Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ve de doğrudan büyük Roma, Holy Roma İmparatorluğuna, Kutsal Roma İmparatorluğuna. Şimdi dinlik almış kullanıyor adam zaten. Ya şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani nasıl bir dindir ki Kudüs'e işte savaşmaya gidecek. Kudüs'e savaşmaya giderken aha da orada eğer yolda ölür de İsa'nın işte işine yarar bir hale gelirse diye para talep eder kilise. Ama şehit olmak için güya para alırız bilirsiniz değil mi? Evet, şey, cennette toprak da satıyor. Tabii. Nasıl efendim? Toprak da satıyor ya cennette. İşte onu söylüyorum. Yani bu çok çok farklı bir meseledir. Yani hiçbir zaman Hristiyan tanrısına bizim anladığımız anlamda güvenilmez. Caydırıcılığı falan yoktur. İnsanları caydırıcılığı derken insanları kötülük yapmaktan caydırıcılığı yok. O. Şöyle de bir şey var zaten. İnsan kıymetlendirmesi itibariyle bu fark bizde çok ihmal ediliyor. Hı hı. Ama Alev Hanım'ın tespiti bence çok orijinal ve önemli. Hı hı. İnsan kıymetlendirmesiyle ilgili çok temelde bir farklılık var. Çünkü ilk günahın çocukları olmak. Tabii. Hı hı. Ve a priori olarak yani sizin hayat tecrübelerinizden tamamen bağımsız olarak bununla sonsuza kadar lanetlenmiş olmak. Hı hı. Yani insan sefil bir varlıktır. Tabii. Yani insan hakkındaki kıymet hükmü Hristiyanlığın bizatihi bu. Halbuki mesela İslamiyet'te bunun tam zıttı. Hatırlayalım mesela baptizm nedir? Yani bu dünyaya sen kirlenmiş, kerih bir varlık olarak geliyorsun. Suda yıkanıyorsun. Bir damlacık bebek yani daha bir şey yok.
İşte evet. Suya sokmak, işte temsili onu temizlemeye çalışmak. Mesela bunu anlamalıyız. Cennetine almak. Cennetine almak dediği zaman söyledikleri şey ölümsüzlük bahşetmektir. Şimdi bu kavramlar bizde yoktur. Böyle kavramlar. Tabii. Ölümsüzlük bahşedecek. Onu istediğine bahşedecek. Az önce buyurduğu gazap hikayesi de yanmaktır. Sür git yanıyorsunuz. Yanıyorsunuz. Şimdi yani böyle bir kavram nasıl olacak? Tabii. Yani düşünsenize yanıyorsunuz, ölüyorsunuz, bir daha küller havaya, hadi bir daha falan. Ve bir bitmez tükenmez bir şey bu. Evet. Dehşete düşüyordu millet. Yani dolayısıyla bir insan kıymet hükmü olarak bir yerde değil. Dolayısıyla Alev Hanım'ın söylediği o tespit, ki bence çok önemli ve çok orijinal. Daha evvel ben böyle bir tespit de duymadım doğrusu. Biraz da buna dayanıyor. Tespitin bir daha altını çizersek. Tespit şu, anlayabildiğim kadarıyla, ben doğru mu anlamışım bilmiyorum ama Tanrı'ya karşı işlenen suçlar primer, birinci derecede, insana karşı işlenmiş suçlar ise ayrı bir düzenlemenin, o da olursa. Seküler. Evet, seküler bir şey. Bu işte Agustinyen ayrımın da tam karşılığı. Halbuki İslamiyet'te şu var, bu tarafını biz pek, yani o kadar kanıksamışız ki başka türlü olamaz gibi düşünüyoruz. Evet, evet. İşte yani o yüzden detoks dünyaya, kanıksamaktan çıkmak lazım. Evet, dünyaya masum geliriz. Bu masumiyet fikri o kadar kıymetli bir fikir ki, amellerimize göre, yani bizim irademizle yaptığımız şeylere göre ya selamet bizi bekler veya ceza bekler, kurtuluş bekler. O da sonsuzluk değildir yani. O da sonsuzluk değildir yani son vardır. Tahlilde, çünkü Rahman ve Rahim olandır ve o. Bir de insanı kıymetlendirirken malum işte eşrefi mahlukat diyor. Sana nefesimden üfle. Yani bunlar o kadar farklı bir yere getiriyor ki. Şimdi Alev abla konuşurken aklıma geldi. Yani mesela şunu söylüyor Rab bizde. Bana her şeyle gelin ama kul hakkıyla gelmeyin. Evet. Yani şunu demek istiyor. Orada benim bile yapacak şeyim yok. Tabii. İnsana verdiğin zarar senin telafi edeceğin bir zarar olmalı. Yani hakla buluşmakla halkla buluşmak arasında. Bir dakika, bu sakın yanlış anlaşılmasın. Yani Hristiyanlık gibi anlaşılmasın. Yani kul hakkı, evet o sana ait bir şey diyor ama ben... Bağışlamam seni, affetmem o yüzden. Bağışlamam diyor. Evet. Yani helallik istiyor, helallik. Evet, bu helallik istiyor. Bu, bu inanılmaz bir ayrımdır Hristiyanlıkla. İslamiyet arasında. Çok temel ayrım. Büyük, en büyük saygın, ayrımdır. En bence. Derin, en etik, bence. En bence. Ciddi iştir. Yani ama, ümit ve iyimserlik ve yaşama sevinci. Bu minyatürlerde, ki böyle naif diye biraz küçümsenir. Hiçbir minyatürde dramatik bir sahne yoktur. Hayır yoktur. Hayır yoktur hakikaten. Evet, hep güzel. Hep bir yaşama sevinci vardır. Halbuki mesela Orta Çağ resim tarihi üzerine ben biraz okumuştum vakti zamanında. Çok ilginç. Belli bir tabloda hep insan genel olarak böyle baskılanır, küçümsenir, ezilir vesaire. Tabii o dönemin vesaire. Tüm resimleri karanlık. Nihayet bir evrede, işte hümanizma çağında... İşte biraz insan ön plana çıktı diye ya bunu düğün bayram ederler yani. Evet. Doğa, çiçek, renkler. Renkler, işte insan biraz daha ön planda, kompozisyonda diye. Tabii. Bununla övünüyorlar yani. Bu halbuki çok feri bir durum değil mi bizim için? Çok bizatihi bir durum. Yani. Bu Hristiyanlığın anlaşılması bizim Batı'yı analiz etmemiz, anlamamızda bir kilit görünen. Okey. Yani bu programda kesinlikle kilit. Bizim kendimizi anlamamız için kilit. Yani malum siz olmazsanız ben yokum zaten. Siz olmazsanız ben anlamam ki kendimi. Bir şeyle kıyaslayacağım bunu. Öyle mi? Yani kıyaslayarak hepimiz bir yere oturuyoruz. Şimdi sizi hiç anlamadıysam kendimi hiç anlayamam. Beni rencide eden şahsen İslamiyet'i bu kadar kolay harcıyor olmamızdır. Tabii tabii. İster adımız ilahiyatçı olsun, ister diyanet uzmanı olsun, ister efendim tarihçi olsun, şudur budur. Seküler ya da değil.
edebiyatçı ya da değil, sanatçı ya da değil. Yani bu hepsini koyuyorum ortaya. Ama neyle kavga ettiğimizi aslında ve niye daha üstün, daha klas, daha elit, daha seçkin sayın. Yani sonuna kadar götürürüm kelimeleri. Bunu bir türlü anlamadık. Hani hümanizma, hümanizma diye aptal aptal dolaşırız ortalıkta yıllardır, kelimeyi bile ne demek olduğunu bilmeden. Tabii ki. Hala bilmiyoruz ne olduğunu. Ama hümanizmaya, yani insancılık olarak bakarsam, insancılık, insancılık da değil, insancı olmak. İnsancı diye bakarsam, yani kadim insancı İslamiyet'tir yahu. Ama tam imaj diyeceğim şimdi, imaj çağında tam tersi, Hristiyanlık çok aydınlık, daha mutlu, işte daha sevecen, daha sevgi dolu daha, bir daha eskiden din. De eskiden İslam'da de daha cabbar ve daha karanlık bir din imajı. Eskiden de böyleydi, bu yeni değil. Ya şimdiki çağ böyle. Ama yani bu hep böyle. Bakın şurada ben size yanımı da aldım getirdim. Şimdi 3 şey var Hristiyanlık'ta benim gördüğüm. Siz Hazreti İsa'nın istismar edilen, en çok istismar edilen evet. peygamber olduğunu söylüyorsunuz. Evet, yani bence İbrahim'i peygamberler arasında en çok suistimal edilen, istismar edilen, ihanet gören şeydir. Hazreti İsa. Hazreti İsa'dır. Neden? Yani ilk ihanet Pavlus'la başlar. Malum Tarsuslu evet. Pavlus. Demek ki kaç İsa'dan sonra, 60-70-80 yılları İsa'nın ölümünden sonra. Bu adam Nasıralı'dır malum. İsa kendisi Nasıralı'dır. İşte bir ailenin 4 çocuğundan bir tanesidir, kardeşi vardır, annesi vardır vesaire falan. Ve şeysi, yani hemen yakın çevresinde zaten Resul olarak tanınır. Şeydir çünkü yani. Kendi ortaya koyduğu bir takım kurallar vardır. İnsanlar ona uyar. Hatta bir küçük kilisesi. Son işte başına gelenleri biliyoruz falan. Fakat şeyin bunu alıp, Pavlos'un bu figürü alıp, nasıl demeli onu, figüranı alıp, bu karakteri alıp, Allah'ın oğluna döndürmesi var. Ve Allah'ın oğluna çevirir bunu. Ve bütün ailesinin ısrarına rağmen hayır diye deyip öyle yapar. Şimdi neden diye de bakacaksınız olaya. Hristiyanlıktaki ilk istismar kırılmanın bu olduğunu söylüyorsun. Bu olduğu kanısındayım. Çok da ucuz bir kırılma olduğu kanısındayım. Önce bir şey söyleyeyim, yani şunu hiç unutmayın. Kutsal kitap dediğiniz 400'ü aşkın müellifin 1500 senede yazdığı. 1500 sene. 1500 sene süreyle yazdı. Hani bizi bu şimdi yazmış ölmüş, burada yazmış ölmüş falan. Bir derlemedir. Ve bir yığın benzeri derlemenin içinde o dönemin konjonktürüne uygun olarak toplanan metinlerden yani oluşur. İznik konsülü bir antolojik çalışma o zaman. Aynen öyledir. Bir antolojik çalışmadır. Üstelik de gayri ahlaki bir antolojik çalışmadır. Çünkü içeriye koyduğu kadarını da dışarıda bırakmıştır. Seçtikleri. Tabii yazmaların falan filan. O arada yakılanlar, edilenler, kaybedilenler bir sürü. Her neyse şimdi kutsal kitabın %40'ı derler aşağı yukarı. Pavlus'un kendi kaleminden çıkmadır. Düşünün şimdi. Ve allar ve pullar İsa'ya getirir, şey yapar. Allah'ın oğlu. Allah'ın yapan. Oğlu yapar. Peki niye? Ne oluyor şimdi? Ne oluyorsa şu. İsa'yı zaten bir resul vesaire kabul eden toplumlar var. Ama daha ileriye götüremiyor. Yani Hristiyanlığı şeyde kabul ettirmek zor. Kadim Arap ve grupları arasında. Monoteist çünkü. Yani ne oluyor? Bunu yapamıyor kolay kolay. Yahudilere hiç şey yapamıyor, dokunamıyor. Diğerlerine de dokunamıyor. Niye diğerlerine dokunamıyor? Çünkü İsa'ya yakıştırdığı bütün nitelikler
mitolojiden alıyor. Evet. Yunan mitolojisinden alıyor. Yunan mitolojisi de nereden alıyor? O da daha önce Mısır'dan alıyor. Ateş vesaire vesaire şey. Efendim, insanlık uğruna ölen ve tekrar dirilen bir insanlığı kurtaran tanrı. Dionysos. Bu şey. Şarap, üzüm vesaire tanrısı. Niye Tarsus vazgeçti Mezopotamya'da yürümekten, Mısır'a gitmekten de Efes'e geldi. Evet. Anadolu'yu geçti. Arkasından Roma'ya gitti. Tam tersi bir yol. Tam tersi istikamette. Gidiş daha kolaydı. Ayşe Hanım, çünkü benzetiyorsunuz. Bütün dinler böyledir. Bir şey anlatırlarken benzettikleri, eski dinden kalan bir şey varsa benzettikleri hemen benzetir, öyle yürürler. Bu, çünkü insanoğlu biraz aşina olduğu şey daha kolay kabul ediyor çünkü. Tabii. Şimdi bir fasıl bunu böyle getiriyor. Dolayısıyla bakıyorsunuz olmadık nitelikler yükleniyor Nasıralı delikanlıya. Yani şimdi çocukcağız dönmüş gitmiş, yani yok öyle bir şey değil mi? Hayır, hepsi konuyor. Şey de kolay. Roma topraklarına geçiyorsunuz, orada daha kolay. Adı değişiyor sadece. Dionysos oluyor Bakus. Gene aynı adam. Gene aynı şey. Gene aynı oradan götürmeye bakıyorsunuz. Böyle bir şey. Şimdi bu ilk şeydir. Bozulma ve kırılma. İlk büyük ihanettir. Bununla ilgili bu çemberli taş da çok tipik, biliyorsunuz. Çemberli taşın üstünde Konstantin heykeli var. Şehrin kurucusu. Ha. Fakat baktığınız zaman Konstantin, baktığınız zaman aynı zamanda İsa, baktığınız zaman aynı zamanda Apollon. Çok üçünü de çağrıştırıyor. Tam sizin söylediğinizle örtüşüyor. Yani, evet. Bu yani böyle olmalı. Yani böyle olmak zorunda eğer bu yola sokuyorsunuz. Çünkü değiş yerindeyse bir adam, romancı gibi bir adam yaratıyorsunuz. Yani bir şey yapıyorsunuz. Ve fakat tabii yeterince hakim olamıyorsunuz dünyaya da. Yani böyle de bir tarafı var için. Çünkü kitap, dediğim gibi 40 müellif var. 1500 sayfa var. Bu 1500 sayfa içine başka şeyler de giriyor. Hikayeler de giriyor. Anladım. Başka hikayeler. Rüyalar giriyor. Tabii canım. Şimdi mesela bu bir ikinci kırılım. Yani benim tespit ettiğim ikinci kırılım. Keşke zamanında İlahiyat okusaymışız. Ha Süleyman'cığım. Siz i̇lahiyat tavsiye ediyorsunuz yani. Buradan ilahiyat okuyun diyorsunuz zaten. Canım, sosyal bu adam gibi ilahiyat. Adam gibi yani. İlahiyat ama okuyamazdık anneciğim. Yani mesela benim ilahiyata hakikaten okuyabilmem için hiç olmazsa şeyce bilmem lazımdı. Arapça bir şey değil ama yani hakikaten Latince bilmek lazımdı. İyi Latince bilmek lazım. Eski Yunanca bilmek lazım. Çünkü bu metinler böyle yani söküp atacaksınız. Bakacağım. Yani tabii ya, ve bir ömür vermek lazım ama değermiş. Hı hı. Rahmetli iyi bilirdi Aytunç. Altındal. Gün geçtikçe de onun başına bir şey geldiğine inanmaya başladım ayrıca. Çünkü hakikaten iyi bilirdi. Kim nerede falan. Neyse. Şimdi ikinci tespitim, ikinci kırılma noktası şey. Papa'nın. Papa. Birinci Haçlı Seferleri. Şimdi şuradan size bakın. Tarih 1070'ler mi? Ne zaman? 1090. 1090-1095. Şimdi size şurada şunu söyleyeceğim. Şimdi size şunu söyleyeceğim. Çünkü bir adamın, bir İsa'nınki var konuştuğu, bir de Papa'nınki var. Şimdi Papa'nınkini söyleyeyim size. Evet, 1095'te onun ünlü Clermont nutku. Papa'nın. İkinci Urban. Ünlü Clermont nutku bu şey yapar. Avrupalı şövalyelere hadi kalkın yiğitler şeye gidiyoruz yapıyor. İşte nereye gidiyorlarsa. Şimdi bakın. Çok da güzel bir metindir ha. Çevirince nasıl oluyor bakayım. Ey Frank ırkı, God'ın sevdiği ve seçtiği ırk. Kudüs sınırlarından ve Konstantinopol'dan çıkan müessif bir rapor. God'a külliyen yabancı melun bir ırkın, biz Türkler oluyoruz malum. Bu melun ırk. Melun, evet, yabancı melun ırkın
biz Türkler yani. Şiddetle işgal ettikleri Hristiyan topraklarını yağma ve yangınlarla boşalttıkları haberi gelmiş. Esir aldıklarının bir kısmını kendi ülkelerine götürdüler. Neresiyse bizim ülkemizde şimdi düşünün. 1071 yani düşündüm ama. Diğerlerini korkunç işkencelerle öldürdüler. Pisliklerini bulaştırdıkları mihrapları hak ile eksan ettiler. Şimdilerde Yunan krallığını parçalıyorlar. İşgal ettikleri topraklar, oysa işgal ettikleri topraklar bir ucundan diğer ucunu iki ayda bulamayacağınız kadar geniştir. Oysa sizin halen iskan ettiğiniz dört bir yanı bu dağlık toprak parçası büyük nüfuzunuza dar gelmektedir. İyi mi? Sizi yaşatacak kadar ürünü bile zar zor veriyor. Bu nedenledir ki birbirinizi öldürüyor ve yiyor bitiriyor ve savaş çıkarıyorsunuz. Ve çoğunuz iç savaşta da yok oluyor. Kudüs hepsinden daha verimli topraktır, haz cennetidir. O toprağı aylaksız ırktan geri alın, kendinize bağlayın. 1095. Amin. Veletayin amin. Şimdi bu ne dedik? 1095. Şimdi bir küçük ara şunu koyayım, bunu da okuyayım size. Bir de şimdi Theodore Roosevelt. Üçüncü kırılma. Yok, bu da hala ikideyiz. İkideyiz, peki. İkideyiz. Çünkü İsa'yı okuyacağım size şimdi. Ama bu arada tabii devam ettiğini söyleyeceğim bunu. Roosevelt ne diyor? Müslümanların Hristiyanlar karşısındaki zaferlerinin her zaman bela ile sonuçlandığı da görüldü. Türklerin ve Tatarların zaferlerinden mutlak kötülükten, sheer evil diyor yani, başka bir şey çıkmadı. Medeni cepheyi oluşturan insanların, Kızılderililere, yaptıkları şeyler korkunç dahi olsa, bu çatışmaların gayipleri bizler, muazzam bir milletin istikbaldeki ihtişamının derin temellerini atıyoruz. Maşallah değil mi şimdi? Bu da yaklaşık olarak 1858-19 arası yani. Bu 1900'lere gelmeden daha. Demek tekili arasında 800 yıl var. Şimdi bu böyleyken Papa Efendi deminki büyük nutku atan. Papa Urban. Urban Efendi bunu atarken elindeki kitapta ne yazıyor halbuki? Şimdi elindeki kitapta yazan şu. Şimdi, hocam bir şey söyleyecekti galiba. Bunu dinleyelim. Şunu söylemek istiyorum. Bu 1095 tarihi. Hı hı. Şimdi bu tabii Roma ikiye ayrılınca malum. Bu Batı Kilisesi ve Doğu Kilisesi arasında da bir kan davası çıkıyor. Çünkü Doğu Kilisesi yani İstanbul'daki kilise iktidara yakın. Bir tür sezaropapizm ilkesi işliyor. Evet. Öteki tarafta bağımsız bir kurum. Şimdi kim kime tabi olacak filan. Bunun kavgası. Bu kan davası günümüze kadar neredeyse sürmüş biliyorsunuz. Evet. Şimdi bu 1080'li yıllarda galiba 1085 İstanbul'da bir kriz oluyor. Ve bizde de olmuştur ya Osmanlı'da böyle baldırı çıplak, başı kabak tayfesinin isyanı falan gibi anlatılır. Öyle bir isyan. Kayıklara doluşuyorlar. Bunlar gidip Galata'yı basıyorlar. Ve oradaki işte Venedikli falan, Floransalı tüccarların varlıklarını talan ediyorlar. Kıyım da oluyor. Çünkü suçlu olarak onları görüyorlar. Hep öyledir. Şimdi bu haber Papa'ya gelince, Papa çok sinirleniyor. Bunun intikamını almak istiyor. O ara başında bir başka bela daha var. Avrupa'daki şövalye fazlası. Evet. Bunu da atmak istiyordu. Şimdi o metni okurken ya buralarda durmayın gidin oralara demeyin. Başkası. Bu seferberliği yaptığı tabii. Zaman işte 1204 İstanbul'u işgal ediyorlar. O Latin işgalinde tabii. İstanbul'un çektiği o korkunç kıyım, yıkım. Bir daha olmadı canım. Bir daha kimse yapmadı. Yani aslında birbirlerini yerken kendi aralarındaki yani gibi. Amaç aslında çok belki şeye gitmek, Kudüs'e gitmek falan da değil. Şu İstanbul'u bir yağmalamak yani. Bir daha oraya gelse o da yetecek yani doğru. Ve oraya geliyor birinci dalga. Yani kendi kardeş kavgalarını da bir anlamda böyle kamufle ederek. Tabii gene Mata'dan. Ve İsa kalabalıkları görüp dağa çıktı.
Ve oturunca şakirtleri yanına geldiler ve ağzını açıp onları öğreterek dedi ki İsa şimdi. Göz yerine göz, diş yerine diş denildiğini işittiniz. Fakat ben size derim, kötüye karşı koyma ve senin yanağına kim vurursa ona ötekini de çevir. Ve biri eğer mahkemeye seninle gidip gömleğini almak isterse ona abanı da bırak. Ve kim seni bir mil gitmeye zorlarsa onunla iki mil git. Senden dileyene ver, senden ödünç isteyenden yüz çevirme. Sen komşunu sevecek ve düşmanlarından nefret edeceksin dendiğini işittiniz. Fakat ben size derim, düşmanlarınızı sevin ve size eza edenler için dua edin ki göklerde olan babamızın oğulları olasınız. Zira o güneşini kötülerin ve iyilerin üstüne de doğurur. Kötülerin ve iyilerin üzerine. Bu düşünceyi nasıl buluyorsunuz? Bu düşünceyi kendi içinde nasıl buluyorsunuz? Ne bağlamında? Yani iyileri ve kötüleri üstüne. Yani biraz denir. Aşırı bir düşünce değil mi bu? Tabii. Yani. Tabii. Şimdi benim aklıma şey geldi. Aliye İzzet Begoviç geldi. O savaşın ki en kötü şartlar içinde söylediği bir söz. Düşmanınıza karşı savaşacaksınız ama ona bir borcunuz var. Adalet. Adalettir. Belki borç olmaz düşman. Bu ne kadar ölçülü bir düşünce. Tabii, değil mi? Tabii. Bu ne kadar tabii. Yani. Bu tarafa doğru uçmuşuz şimdi. Evet yani. Zira o güneşin kötülerin ve iyilerin üzerine doğurur. Şimdi burada da haklı ama bak. Zira o güneşin kötülerin ve iyilerin üstüne doğurur. Doğurur çünkü umurunda değil yukarıdakinin. İsa şey bu yahu yani Hristiyan tanrısının ne işi var? İşte o doğuruyor, sana doğuyor, bana doğuyor. Ne haliniz varsa görüyorsunuz anlamında, öyle değil mi? Ve salih olanların ve olmayanların üzerine yağmur yağdırır. Demin hep söylemeye çalıştım o. Güvenilmez. İnsani şeyde, kavgada güvenilmez. Ve yalnız kardeşlerinizi selamlarsanız fazla ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyorlar mı? Bundan dolayı semavi babanız kamil olduğu gibi siz de kamil olun. Hükmetmeyin ki hüküm olunmayasınız falan diye gidiyor. Şimdi ya elindeki kitap buyken bu ikinci şeydir. Kırılma. Papa'nın Haçlı Seferi 1095. Bu tabii yani bu, içinde bir sürü var yani. Tabii keşke diyorum keşke ilahiyatçı olsam da size daha mevzul miktarda şeyle gelebilsem. Üçüncüsü ne? Ama gelemiyorum. Ve üçüncüsü benim gördüğüm. Üçüncüsü Amerikan kökenli. Orada bir virgül koyalım. Ne koyalım. Olduğunu söyleyelim. Bir sonraki programda konuşmaya tamam. Devam edelim. Süremiz bitti. Üçüncü kırılmanın başlığını verelim. Onu nasıl verelim? İdmanlı Hristiyanlık diye verelim. Adeleli Hristiyanlık. Masküler Hristiyanity. Hormonlu Hristiyanlık. Bu laf güzel. Hormonlu. Hormonlu Hristiyanlık. Güçle beslenen evet, Hristiyanlık. Şimdi son özet olarak söylüyorum. Hazreti İsa'nın dünyada en çok istismar edilen peygamber olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Ve Hristiyanlığın geçirdiği üç önemli kırılmanın batıyı anlamak açısından önemine işaret ediyorsunuz. Birinde Paulus'un Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak tanımlaması var. Gördüğünüz. İkincisinde Papa'nın Haçlı Seferi var. Kudüs'e yönlendirmesi var. Üçüncüsü de Theodore Roosevelt'in Amerika'nın idmanlı Hristiyanlık veya güç, işte hormonlu Hristiyanlık diye tanımladığınız şey. Her halükarda Ayşe Hanım, yani her halükarda Hristiyan pratiğini çok iyi bilmemiz lazım bizim toplumumuzun. Bundan başa çıkacak isek. Çok iyi bilmemiz lazım. Yani bu başka türlüsünü düşünemiyorum. Başka türlüsünü düşünemiyorum. Ve bunu da yapabilmek için bütün müesseselerimizle ortaya çıkmamız lazım bizim. Yani Kültür Bakanlığı'nı bilip insanın başına her bir şeyin geldiği yere belki bir şey koymalı. İşaret koymalı. Evet. Gibi. Bu topraklardaki. Anlatabiliyor muyuz? Bir işaret koy, bak burada ne oldu diye. Tersini bizim için yapması lazım. Yani bu bir bütün olursa ancak bir
anlam ifade edecek. Ancak öyle baktırtacağız. Başka türlü merak da uyandıramayız. İç içe geçmiş bir tarihte. Fakat bizde de senin dinin sana, benim ayettir zaten bu da. Hani senin dinin sana, benim dinim bana mantığı da belki bu konulara, Hristiyanlık vesaire gibi konulara fazla ilgi göstermememize sebep oluyor diye düşündüm siz konuşurken. Ama çünkü işte, haklısınız ama benim dinimi bilmiyor. Bir. Karşı taraf hiç bilmiyor. Yani benim dinim diyorsa birisi size değil, hangisiymiş bir senin dinin, gel bir anlat bakalım demeniz lazım. Bir mutlaka bir arka plana bakmamız lazım. Hocam gayet benim dinim bana diye bir şey yok. Yani anlatır. Ha, getirilen nokta korkunç. Çünkü getirilen nokta da Hristiyanlıkla İslamiyet arasındaki farkı biz görmez olduk. Yani, orada şöyle bir şey çok de... Çok tuhaf bir şey. Evet, buyurun. O estağfurullah. Orada şöyle bir şey de var. Yani bu çok önemli. Bu teolojik arka plan, orada yatan kodlar. Şöyle de bir zihin yanılsaması yaşıyoruz. Ya bunlar bir zamanlar Batı'da böyleydi ama işte bunlar artık modernleştiler. Halbuki o modernlik dediğimiz şey, o kodların yeniden tarifi ve bunun üzerine sadece teoloji değil, koca bir bilimsel, sosyal, bilimsel dünya ekonomi, kuruluyor. Psikiyatrisinden. Ekonomi kuruluyor. Ve yani o dünyanın ekonomi, içinde evet, ne istiyordunuz? O kavramlar, o kodların orada neye dönüştüğünü bilmeden mutlak yol göstericiler gibi o kavramlara sarılıyor. Bir tür başka teoloji doğuyor orada. Çarpık bir başka akademik bir teoloji doğuyor yani. Halbuki onların sorgulamasından geçiyor ve onun için... Tabii. Bu arka planlara dönmekte mutlaka fayda var. Gerekiyor. Bir zihin detoksu yaptık gene. Yani. Yapıyoruz. İnşallah. İşte yine İnşallah. Gözleriniz İnşallah. Fal taşı gibi açık, zihniniz kılıç gibi keskin olsun diyelim. Bu programın yani. Nasihatını ne olarak belirleyelim hocam? Zaten bu yeter. Bu yeter. Gözleriniz fal taşı gibi açık, zihniniz kılıç gibi keskin olsun. Küsmeyin Hadi. Diyoruz. Öğrenme ev ödevinizi yapın. Yapın ev ödevinizi, görün. Görün mesela, görün Süryaniler niye bize kızıyor? Müslüman olmayan, yani Hristiyan olmayan Türklere niye kızıyor Süryaniler? Peki. Niye kızdıklarını bir okma gayret etsek bileceğiz. Bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere. Çünkü orada İsevi ayrımını koyuyorsunuz ortaya. Hristiyanlık monofisist, ve İsevi. Evet. Bir Aramiler falan. İsevi ayrımını koyuyorsunuz. Çok Efendim önemli. Bir sonraki programa burada bir virgül koyuyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.